Merhaba Buket Hanım. Selam. Nasılsınız? İyi, sağ olun. Sizler nasılsınız? Sağ olun. Süper. Çok şıksınız efendim. Ay teşekkür ederim. Sağ olun. Öyle arkadaşımla öyle ufak bir alışveriş turu yaptık. Tatil ya şimdi. Yaz tatili geliyor. Nereye olacak tatil? Onu soralım. Ya şöyle bir planlar var öyle Bodrum falan veya yurt dışı gibi ama biliyorsunuz bu sene acayip pahalı ya. Görüyorsunuz zaten siz de fiyatları. Evet. Hani böyle biz de görüyoruz yani tatil falan diyorum da gidesimiz gelmiyor yani. Böyle bayağı bir uçmuş Bodrum'da fiyatlar. Yani ister şey kendi ülkemizde tatil yapalım ama evet, fiyatlar evet evet yani şöyle yakın. Oldu şimdi Yunanistan'da bu kapıda vize uygulamasını biliyorsunuz geri getirdi. Tabii öyle olunca şimdi ben çok fazla bir Yunanistan'a gidiş bekliyorum bu sene Bodrum'daki fiyatlardan dolayı. Ya yani bizim Bodrum'umuz kadar hiçbir yer güzel olamaz. Orası kesin biz çok severiz. Ben de çok seviyorum. Ben de çok seviyorum. Ama hani şey değil. Gerçekten fiyatlar öyle bir yüksek ki herkes bence Yunanistan'ı zorlayacak diye düşünüyorum ben. Yani biraz abartıyorlar mı bu fiyat konusunda işletmeler? Evet çok abartıyorlar. Onu şöyle söyleyeyim. Hani böyle bir ekonomideki bu krizden dolayı yani daha doğrusu bu alım gücünün düşmesinden dolayı ve bütün fiyatların artmasından dolayı işletmelerin bunu kullanmaya başladığını fırsata düşünüyorum ben. Çevirmez. Bu kadar fiyat yükselecek bir durum yok yani. Tamam yükselecek tabii ki. Her şeye zam geldi. Ama hani atıyorum mesela diyelim ki bir ürüne %100 zam geldi. Bunlar her şeye %300 zam yaptılar. Böyle bir sorun söz konusu. İnsanlar restorana gitmeye korkar oldu. İnsanlar tatile gitmeye korkar oldu. Ben gerçekten hani herkesin haline üzülüyorum ya. Hani normal bir vatandaş tatile gitme hakkını siz nasıl elinden alıyorsunuz? Veya iki tane çocuğunu alıp eşini alıp bir restorana gitme hakkını siz nasıl elinden alıyorsunuz? Bu kadar abartmasınlar fiyatları. Ben bunu yanlış buluyorum. Kullanıyorlar, durumu kullanıyorlar. Fiyatlar sadece orta kesim değil yani normal üst düzeyi de etkiliyor. Bir şey söyleyeceğim. Fiyattan şikayet etmeyen var mı? Bana söyleyin ya. Şu anda herkesin, ülkenin herkesini en zenginine gidin. En zengini diyor ki X restorana gittim şu kadar hesap geldi olacak iş değil diyor bakalım. Herkesin konuştuğu bir konu haline geldi. Ama böyle yaparlarsa müşterisi kalacaklar. Ki zaten mekanlar eskisine göre boş. Peki ne yapılması gerekiyor? Bir gazeteci olarak size soralım. Ya bence bu konuda önlem alınması gerekiyor. Bence bir fiyat politikasına girilmesi gerekiyor. Yani bunların kontrol edilmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Arkadaşım sen bu fiyatı istiyorsun da neye dayanarak istiyorsun yani? Bir ortak noktada buluşulması lazım. Çünkü böyle olmazsa farkında mısın sizlere de olmuştur. Artık bizim fiyat mevhumu diye bir şeyimiz kalmadı. Ha o kadar mı? Ha o kadar herhalde falan diye her şeyi ödemeye başladık yani. Hani bundan yararlanarak önlerine gelen istedikleri fiyatı yazıyorlar. Çok şey kötü yani ben açıkçası yanlış buluyorum. Dediğim gibi insanları buhrana sürükler bu. İnsanlar dışarıda bir kahve bir çay içemedikçe, insanlar işte bir haftada olsun bir tatile gidemedikçe mutsuz olacak. Bu mutsuzluk ülkede her şeye yansır. Bu durum yani tatile gitmek isteyenleri de başka ülkelere yönlendirir. Ya yurt dışında tatil yapmak şu anda bizim ülkemizin kendi vatandaşımızın tatil yapmasından çok daha ucuz. Şu anda bir Türk vatandaşının Yunanistan'da tatil yapması daha uygun fiyat. Öyle bakın daha yorum yok başka. Miami'de 4 yıldızlı bir otel 220 dolarmış Miami'de. Uçak bileti hariç. Türkiye'de 500-600 dolarlarda 4 yıldızlı. Düşünün. Yani bugün Amerika'ya da gitseniz daha uyguna geliyor. Yunanistan'a da gitseniz, İspanya'ya da gitseniz, İtalya'nın sahiline de gitseniz eskiden şey derlerdi. Zenginler böyle yazın işte İtalya'da, İtalya'nın o sahilinde işte Amalfi'de falan hani tatil yaparlardı. O Amalfi şu anda Amalfi'ye gitmek, Bodrum'a gitmekten daha uygun. Peki sadece Bodrum öyle çıkıyor. Yani diğer yerler mesela atıyorum Karadeniz'de bir yayladaki bir otelin fiyatı da uçuk yani. Her orada yer. Da, sadece yani Bodrum olarak söylemek lazım. Bodrum'uyla, Çeşme'siyle Türkiye'nin her yerinde yemek, her yerinde tatile gitmek şu an pahalı. Bodrum'un biraz yani böyle günahını alıyormuş gibi oluyor. Tabii yok sadece Bodrum değil. Bodrum sadece en pahalısı olduğu için herkes hep Bodrum'u konuşuyor. Çünkü Bodrum şu anda en güzel tatil yeri olduğu için öyle. Gerçekten hani cennet gibi bir şey yani Bodrum. O yüzden hani hep Bodrum deniyor. Bir de ben böyle gazeteci arkadaşlar toparlamışlar fiyatları. Onları okudum son bir haftada da o yüzden hani ağzımı Bodrum diye açtım. Yani plajlarda işte minimum harcama limiti 6.000 lira 7.000 lira kişi başı koymuşlar. Bunlar çok fahiş fiyatlar. Siz nereye yapıyorsunuz onun dışında tatil? Nereye gideceksiniz? Ben işte yani bir Bodrum'u düşünüyoruz şu anda. Planlıyoruz. Benim birkaç tane iş seyahatim olacak. Onun haricinde belki böyle bir İtalya, İspanya falan yapabilirim diye düşünüyorum. Çalışıyoruz biz. Devam ediyoruz. Ben TV100'e geçtim işte. Siyaset yorumcusu olarak. Öyle yani yazın da çalışacağız. Hani öyle hem işimize devam edeceğiz. Haberet var o durmuyor biliyorsunuz. Dijital siz de biliyorsunuz dijitali yani duran bir şey değil. Ama onun haricinde küçük küçük tatiller de yapacağız. Şu an politik
atmosferi nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani mesela erken seçim tartışması var. Yani ya şöyle, içinde gözlemleriniz... siyasette yumuşama var. Biz de yumuşadık. Herkes yumuşasın, mutlu mesut. Birazcık seçim konuşmayalım artık. Çünkü iki tane seçim atlattık. Şu anda bence ekonomimizi nasıl düzelteceğimizi, nasıl normalleşeceğimizi, enflasyonu nasıl düşüreceğimizi, yine birlikte yaşamanın tadına nasıl varacağımızı konuşalım. Ben Cumhurbaşkanı'nın Sayın Özgür Özel'e yapacağı ziyareti çok kıymetli buluyorum. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanı düzeyinde ilk defa kendisi bu şekilde bir ziyaret gerçekleştirecek. Çok hoş adımlar bunlar. Bunların devamı gelsin. Karşılıklı bir sulh hakim olsun. Seçimler bitti. Kimse kavga etmesin. Herkes ülkeye katkı sunmaya çalışsın. Anayasa süreci var. Yani siz mesela anayasanın değişeceğine inanıyor musunuz? Gazeteci görüntüleri. Ya şöyle, herkesin biraz destek bu olacağını... mutabakatı bulmaları biraz zor gözüküyor. Hani keşke bulup hepsinin ortak bir akılla ortaya koyduğu bir anayasayı çıkarsalar. Ama bizim halk olarak da tabii ki katkı sunabileceğimiz ve benimseyebileceğimiz. Ha, olur mu? Ya bu ülkede hiçbir şey olmaz da demem. Olur kesin de demem, ben size söyleyeyim yani. Sürekli böyle politikanın içindesiniz. Sosyal medyada olsa hani bunun dışında bir hayatınız nasıl yani? Hep böyle anılmak sizin hoşunuza gidiyor mu, yoksa ben artık... Şöyle, biz kendimiz çok başka şeyler konuşuyoruz arkadaşlarla. Bir kere ben çok komik ve eğlenceli bir insanımdır. Biz hiç politika konuşmuyoruz ama şöyle bir sıkıntı yaşıyorum ben. Mesela benimle oturan herkes siyasetle ilgili bir şey olduğu zaman hemen bana soruyor. Çok komik. Ya ben de böyle onu anlatmak zorunda kalıyorum. Çünkü bu benim işim. Hani zaten hep bunun içindeyim ama bir taraftan da çok da sıkılıyorum. Yani kendi sosyal ortamımda çok konuşmak istemiyorum ama çok da kaçamıyorum. Çünkü aklında en ufak bir soru işareti olan, ya bu kez şöyleymiş, bunda ne olur, şunda ne olur falan diyor. Ben de cevap veriyorum. Ne yapalım, işiniz bu yani. Sosyal hayatınızda ne var? Yani sinemaya mı gidersiniz? Kılık kıyafet sizin için mi önemli? Yani güzellik kavramı. Şöyle, ben sosyal hayatımda ne yapıyorum? İşte hani bütün kadınlar gibi aslında. Ufak tefek işte kendilerimizle alışveriş konuşuyoruz. Tatilde ne yapalım diye konuşuyoruz. Sosyalleşebileceğimiz güzel mekanlara gidip işte yemek yiyoruz, çay içiyoruz, kahve içiyoruz. Bunları konuşuyoruz yani, başka bir şey değil. İşte güzelleşmek, güzellik trendleri, onları takip ediyoruz. Favorisiniz hangisi? Ben de ay benim kesinlikle Kızılcık Şerbet. Ben böyle bir şey görmedim. İnanılmaz bir final yaptı. Ben Türk dizisi izlemeyi en son Aşk-ı Memnu ve Muhteşem Yüzyıl'la birlikte bırakmıştım. Beni yeniden Türk dizisine döndürdü. Çok komikler, hepsi ayrı bir karakter ve müthiş bir sezon finali yaptılar. Ben böyle şey bir şekilde, heyecanlı bir şekilde yeni sezonu bekliyorum Kızılcık Şerbeti'nde. Aşk-ı Memnu deyince tekrar eski bölümleri bir anda ekrana geldi. Ya Aşk-ı Memnu bu ülkede 50 kere yayınlansın, 50.sinde de izlenir. Peki orada hani yine konusu açıldı diye, yani belki siz bilmekse, oyuncular haksızlık olabilir mi sizce? Yani o anlaşmaları gereği bile olsa, hatta Faraz Zeynep Abdullah bununla ilgili bir açıklama yaptı yani. Yani telif hakları mevzusu var, 20 yıl önce oynadığı bir dizi gündeme geliyor. Belki görünmek istemiyor. Televizyonların böyle bir şey yapması doğru mu? Şöyle, televizyonlar bütün haklarıyla birlikte satın alıyorlar. Oyuncular sözleşme döneminde buna uygun sözleşme yapmalılar diye düşünüyorum. Sonrasındaki işte yayınlanmalarından pay talep edeceklerse falan, yani bunu sözleşme anında yapmaları lazım. Mesela şöyle düşünmenizi istiyorum sizden. Diyelim ki ben X kanalında bir konuk ağırlamışım, bir program yapmışım. Ben o programın bütün haklarıyla kanala yayınlanmasını bırakıyorum. Kanal oradan YouTube geliri elde etmeye devam ediyor ama ben bunu sözleşme esnasında kabul etmişim. Şimdi o zaman benim de şunu demem lazım. Ben senin kanalından ayrıldım. Sen hala YouTube üzerinden benim yaptığım programdan gelir elde ediyorsun. Bunu bana da ver ama diyemem, çünkü sözleşmem buna uygun değil. Anlatabiliyor muyum demek istediğimi? Yani oyuncular burada kendilerine bir haksızlık yapıldığını düşünüyorlarsa bunu sözleşmeyi yaparken şey yapmaları lazım. Yani ona uygun sözleşme yapmaları lazım. Şu anda yapabilecekleri bir şey yok pek hani. Oyunculuk teklifi geldi mi size hiç? Ben... Bana gelmişti daha önce birkaç defa da ben hiç yani sıcak baktım. Ne öyle bir kabiliyetim var, ne sıcak bakıyorum. Hani herkes yapabileceği işi yapsın. Mesela benim sesim de güzeldir. Bana şarkıcılık teklifi de geldi. Onu da yapamam çünkü ben biraz böyle utangaç bir yapıdayım. O sahne ışığı, o sahneye çıkıp o az solistik falan, onlar böyle zor şeyler. Yapanların da hayranıyım. Mesela Ebru Gündeş. Bence muhteşem bir ses, muhteşem bir aura. Dediğim gibi herkes bildiği işi yapsın. Ben bildiğim işi zaten yaparak ülkede tanınmış bir insanım. Hani ekstra bir şey yapmaya ihtiyaç duymuyorum. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Görüşürüz.